Abiye kuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Erman kuzu. Kız bu sen misin? Erman başka kim olacak? Benim tabisi. Nasıl buldun fantezi üniformamı? Çok güzel, çok güzel. Maşallah, bravo. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Kamçı gerçek mi? Gerçek. Bismillah ya. Böyle fantezi mi olur döverek? Saçmalama. Çok güzel. Abi ya kız sen ne yaptın kedine böyle? Yediğin içtiğin bir şey mi dokandı ya? Gözlerime inanamıyorum vallahi. Erman, bu geceye özel. Bu gece için kendimi denişik bir fornata soktum. Senin için. Vakti. İnan bana şu anda tüylerim tiken tiken oldu biliyor musun? Yani varış çorabı gibi gösteremiyorum kendimi. Kimsin peki sen? Tahmin et Erman. Tahmin ediyorum. Kırmızı başlıklı kız. Erman saçmalama. Benim kafamda kırmızı şapka mı var? Nasıl girerken miyav miyav dedim. Oradan tahmin et. Miyav miyav dediğin ki tombiciri. Erman. Jaguar. Erman ne jaguar ya? Miyav miyav diyorum. Miyav miyav diyor. Ya tamam işte, kedi hangisiydi, ceri miydi, ton muydu? Fare vardı, bir de kedi vardı. Onlardan bir tanesinden bahsediyorum. Ay Erman tamam ya, tamam. Tamam, evet, evet. Ben kediyim. Ama öyle normal kedilerden değil. Orman üstü güçlerim var benim. Orman üstü güçlerim var, orman... Ya Allah'ını seversen kimse kim? Tahmin ediliyor. 10 dakikadır tahmin. Kimse kimse, söyle daha. Kate Vurman. Ben vurmuyorum, sen vuruyorsun. Söyle. Erman, Türkçesi kedi hanım ya. Kedi hanım. Kedi hanım, canım, canım, canım. Ay, ne kadar güzel vallahi. Erman hadi şu fantazi girizgahını biraz kısa keselim ya. Benim vallahi şu şeylerden filan karın deşen dökeceğim ya sıcaktan. Beynime kan gitmiyor. Binli abim her gece dert çeken bendim. Biraz da seni çek derdi. Abi kuzu şimdi sen tahmin et bakalım kimim ben. Baştan söylüyorum Kenan Doğulu değil ona göre. Ha, resmime bakarsan sana bir ipucu vermiş olabilir. Kuş adam mısın Erman? Kuş adam, kuş adam. Kuş adamdan kahraman olur mu? Olmaz. Dink, baz. Aa, türünü söylese belki olabilir. Ne tür bir kuş olabilir mesela? Aa, ne tür bir kuş olabilir? Çitlembik. Çitlembik, çitlembik, çitlembik kuş ismi mi? Çitlembik mi dedim ben? Evet. Erman kırlangıç diyecektim, çitlembik çıktı ağzımdan. Ben o ikisini hep karıştırıyorum. Her zaman yaptın o kızlıklar. Neyse, devam ediyoruz soru cevap çekimize. Demek ki kırlangıç değil. Bu böyle nasıl diyeyim sana, geceleri kor kor gezer. Gittiği her yerlerde asalak gibi davranır. Böyle hatta yani ne yaptığını da bilmez. Artı memeleri vardır. Memeleri varsa Erman bu Yunus balığı. Yunus balık mı? Evet. Balık değil mi? Evet. Memeleri var mı? Evet. Ben kuştan bahsediyorum. Evet. Erman. Sen ne dedin? Bunlar asılır mı dedin? Hayatım asılır diye bir şey söylemedim ben. Yani bunlar evet karşı cinslerine karşı asılırlar. Merhaba boş muyuz falan diye. Ama ters durdukları için beyne kan gitmiyor. Buldum. Kara sinek. Abi sen gece gece bu enerjiyi, bu kocayla konuşmayı nereden buluyorsun ya? Biraz düzgün konuş kocan lan. Sinek minek diye. Bir sık öyle bir kelime ettin mi? Bir hakkın daha kaldı. Bak gözlerim görmez. Tabana ters asılırım. Kendime göre bir eş bulurum. Öyle takılırım. Dut pekmezi. Abi dikkatli bak şu resme. Böyle kan emiyorlar falan. Kan emdikten sonra böyle garip tövbe yarabbi hayvana dönüşüyor. Vampir oluyorlar vampir. Kırkız gibi geceleri geziyorlar. Sonra buralarını emiyorlar insanların yoldayken. Bırak ola bırak ola diyor insanlar. Onlara. Böyle canti
Saçlarıyla bir yantin sürüp canti takılıyorlar. Arabaları falan lüks. Kim bakalım bu? Erman, Kenan Doğulu olmadığına emin misin? Allah belanı vermesin seni. Yeter ya. Batman'im ben, Batman. Yarasa adam, yarasa adam. Yazılışı da Batman. Erman, ben bu üniformayı alırken oradaki adam bana demişti. Bu yarasa adamın hanım arkadaşı diye. Öyle mi? Nereden aldın sen bunu? Ay tabii siz sosyete pazarından. Nereden olacak Erman? Sen durup dururken niye gitti bu elbiseyi aldın benim için? Erman, içimden geldi. İçinden geldi. Bak hele. Demek bazen içinden güzel şeyler geliyor yani. Kedi kadın, gel bakalım şöyle. Ya inanır mısın, hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum ha. Kız, sen yoksa benden bir şey isteyeceksin de alt depo olarak bunun yalakalığını mı yapıyorsun bana bu elbiseyle ha? Hayır Erman, bugün yani saat 12'den sonra özel bir gün olduğu için sana sürpriz yapayım dedim. Neymiş o özel bir gün? Gün olarak nedir yani? 32. gün mü ne? Babalar günü. Ha, doğru diyorsun kız. 12'den sonra babalar günü, doğru. Ay kurban oldum be. Demek sen bana böyle güzellik yaptın ha. Evet Erman. Canım benim. Yalnız her tarafın deri kokuyor pis pis ya. Bu ne? Erman lütfen. Tamam tamam, sakin ol. Lambaya püftü. Yok hanıma bak benim be, şu güzelliğe bak ya. Yani namı değer Rüzgar'ın oğlu. Gerçekten yani Şumayer yanında faytoncu Rüstem gibi kalır. Asfalt ağlatan delikanlı ya arabada. Gökhan, yoksa sen araba kullanırken aşırı sürat mı yapıyorsun? Şey babacığım böyle. Ben böyle mecbur kaldığım zamanlarda tabii o kadrına bakıyorum ve 50 kilometre görüyorum yani. 50 kilometre mi? Yani bu damadınız gerçekten yani anlatılacak misyonlardaki bu ifadeyi kullandığımız zaman hani steptik anlamda simetri çalışması oluyor ya, yani bunun gibi oldu ya. 50 kilometre ses hızının bir altı oluyor. İnanır mısınız, ben bisikletle postaneye gittiğim zaman yokuş aşağı inince onun hızını bile geçiyorum yani. Bunu anlattığım zaman Gökhan'a karşı biraz şey oluyor ama gerçekten damadınız çok iyi insan ama biraz saftorik yani. Abi hanım, siz ne içtiniz Allah aşkına ya? Çay içtik. Çay mı içtiniz? Evet Seval. Hadi orada dikelme, sallanma, gel şuraya yardım et. Aman anne boş ver, ikimiz çapbadanak bitiririz. Hem zaten o ne anlar ki bulaşıktan? Ay evet. Hatta lafı bile var değil mi kızım? Daha daha küsmüş, dağın haberi yok. Anneciğim, ne alakası var şimdi o lafla konumuzun? Yok mu bir alakası abiye? Tabiisi yok. Doğru laf şu olacaktı. Anasına bak, kızını al. Kenarına bak, bezini al. Erman abi, bence sen biraz bu aralar fazla olmaya başladın. Benim bu kadar üstüme gelme, sinirlerim bozuluyor. Yeter diyorum yani sana. Benden ve özellikle arabamdan artık uzak dur. Senin yüzünden 2 aydır arabam servisten çıkmadı ve çıktığı ilk gün senin o yüzsüz inadın yüzünden, benim arabam yüzsüz bir hırsız tarafından soyuldu ve yüzsüz adam bile tekerleklerimi bile çaldı. Ya yeter diyorum ya, sana yeter diyorum ya, beni sıkkım sıyrıldı ya, yeter diyorum, bir daha yapma bunları bana, beni de sinirlendirme, üstüme gelme diyorum. Babamın yanında beni şimdi elimi de korkak alıştırmak istemiyorum ama dalacağım yani, dikkat et, dikkat et. Gel buraya, gel ya, gözünü seveyim, gel ya, gel. Ya inanır mısınız gerçekten bak Kadir Bey, ben bu damadınızı çok seviyorum yani. Bak bir de Erman abi seni dikiliyor yani, dikilmek argoda hani genellikle şey kullanılır böyle, daha üste çıkma gibi ama olsun yani, bu saftorikliği ve saflığı o kadar temiz ki, gerçekten çok temiz bir insan. Bak kırdıysam seni hakikaten özür dilerim. Ha canım, canım rica ederim. Bir daha yapmazsın, olur biter Ermancığım yani. Gökhancığım bak bunu gözlerimin içine bakarak söyle, özür dilerim. Ermancığım rica ederim, ben bir daha yapma, biraz dikkat et hareketlerine. Tamam. Ona göre yani. Yani o kuşkusuz bir şey yani. Ya paylaşmak istiyorum.
Kadir Bey amcığım, paylaşabilir miyim? Buyur Eda Hanım, buyur. Lacivert bir kadife telaşı içinden sıyrılabilirsem eğer bu gece ömür boyu seninleyim bebeğim. Nasıl Kadir Bey amca? Çok güzel evladım. Gol! Gol! Baba görmüyor musun şunları ya? Evladım futbol sevgisi, vatan sevgisi bende de var. Ben kendimi zor tutuyorum çocuğum. Ne oluyor baba? Ya boş ver, kadınlar kendi aralarında iş yapıyorlar. Sen niye bu kadar meraklısın? Yok hanım. Monçişi gibi oldun enişte. Yok mu? Derler yani ondan. Ya ne alakası var? Ayıp ediyorum. Canım ya, canım benim. Ya yıkalım bak. Üfle bakayım. Üfle üfle. Abi lütfen yapma. Yok anne ya, üfle bak. Üflemesin abi, olmaz. Abi kayınpederimin yanında yapma bari lütfen. Bak üflemesin düşer arkandan. Üfle üfle. Gördün mü ya? Saftirik damadın üflüyor ya. İnsan bu insan. Kalbini deş, 50 tane melek çıkar buradan. Yemin ediyorum bak sana ya. Babacığım hadi. Aa Kadir Bey amcacığım lütfen, lütfen. Hem bize fıkra anlatmaya söz vermediniz mi? Daha sonra anlatsa Erman Bey. Ermen evladım doğru söylüyor kızım. Önce onlara fıkra sözüm var. 10 kilometre yavaşla, 5 kilometre yavaşla, 3, 2, 1 yavaşla bir yazı. Yavaşlaya hoş geldiniz. Nasıl? Nasıl? Ay babacığım. Alemsiniz valla. Musiki de hakkımı yediler ya. Musiki de hakkımı yediler ya. Erman abi. Biliyorum Erman abi, üzülme lütfen. Biliyorum. Hay Allah. Erman abicim. Ya herkesten nefret ediyorum. Gündüz, taze çayın var mı? Evet var. Birsene. Yalnız Erman abi şu çay borçlarını artık ödesen diyorum. Zira araba almayı düşünüyorum. Senden alacağım parayla arabanın %40'ını ödüyorum. Kalanı da banka kredisi, artık kısmet. Çayı versene çayı. Rolünü büyütme, getir. Hı. Borcum borç. Emekliye ayrıldığım zaman topunu kapatacağım, merak etme. Hı, anladım. Biz ona halk arasında ölme eşeğim ölme diyoruz. Ölmeyen eşeğin sudan gelinceye kadar yaşadığı başka bir macera daha var. İstersen onu tattırayım sana bir 5 dakika. İster misin? Yok ben almayayım, kalsın. Hadi git. Hala duruyor ya. Yürü lan. Ulan bir bırakmadılar ki şu postanede adam gibi bir gazete okuyayım. Hayatımda ilk defa rahat oldum ya. Vallahi bak. Erman kuzu. Arkadaş biri gidiyor, biri geliyor. Bilgisayar oyunu gibi. Ha oradan, ha buradan ya. Allah'ım kurban olduğum yarabbim. Acaba ben sana öteki hayatımda ne gibi bir hakaret edeyim de bana böyle cezalar veriyorsun ya? Lütfen ya. Bak ayaklarımı da indirdim, saygıyla duruyorum. Lan kuzu, hakkındaki iddianameyi hazırladım. İddianame derken şefim? Yaptığın hataları, suçları bir bu listeye yazdım. Birazdan disiplin kuruluna sevk edeceğim. Artık senin cezanı onlar verecekler. Şefim lütfen gülmeyin ya. Yani şurada emekliliğin bitmesine 4 yıl mı? Gözünüzün yanayım. Benimle uğraşmayın. Allah rızası için yapmayın bunu ya. Çoluğum çocuğum var benim. Yok ya. Şimdi öyle mi oldu Erman kuzum? Sen demek benim elimden rolümü alırsın. Ve benim yerime televizyonlara karşısında Erman kuzum. Ne demişler? Ne demişler? İntikam soğuk yenilen yemektir. Postanesi. Ay. Evet efendim. Tabii efendim. Buyurun. Hemen veriyorum. Kendisi burada. Evet. Müştak Bey. Müştak Bey.
Posta Dağıtım Genel Müdürü şu anda telefonda. Versene kızım, ne tutuyorsun elinde? Saygılar efendim. Buyurun efendim. Ah evet efendim, burada çalışıyor bizim postahanemizde dağıtıma çıkan sıradan bir memur efendim. Evet. Şey, disiplin cezası ile ilgili arıyorsanız ben... Efendim? Nasıl efendim? Ama efendim kendisi bizim şey... Öyle mi diyorsunuz efendim? Emriniz olur efendim. Saygılar sunuyorum efendim. Baş üstüne. Erman kuzu. Buyurun efendim. Posta genel müdürümüz. Evet. Senin oynadığın reklam filmini çok beğenmiş. Evet. Ailen de ekranda çok sempatik bulmuş. Evet. Seni tebrik ediyor. Evet. Bu nedenle de seni bir maaş... Evet. ...ikramiye ile ödüllendirmeye karar vermiş. Bir maaş ikramiye mi? Bana ödül mü vermiş? Posta dağıtım... Bu yine timsah oldu ya. Kızım yardım etsene. Adam böcek gibi düştü gene yere. Numara yapıyor, numara. Erman! Bak bak, yerden yeri kaybeder. Allah işte yani, yayında görüyorlar. Kız da çok gülüyordu. Bak bak, şimdi bak, arkadaki gülüyor bak, görüyor musun bir abisi? Bana inmeyince bak bak bak, şimdi geliyor bak, inmeye bak bak bak. Silahı gösterdi, indim. Aslında suç, tutanak tutturmak lazım bunu. Aslında tutanak tutturmak lazım, suç bu yani. Silahla eve geldi. Ne demek ya? Ne demek yani? O da benim sonuçta bir kayınbiraderim yani, değil mi? Evet. Olsun ama bu evlilik başka bir şeydir Gülşah Hanım. Yani onu söyleyeyim ben size. Orası da bozulmuyor değil yani. Abi yarım saatte bir... ben de 10 dakikada bir... olmadı ya. Yalnız senin Göker hakikaten Seval da o da yani anlatamam yani. Öyle mi öyle falan filan. Bıyık düştü yurt bir de bir Bolulu oluyor, bir Diyarbakırlı oluyor, bir Bolulu oluyor, bir Antepli oluyor. Yani bir Ankaralı oluyor. Beceremedi yani benim konuşmamı da beceremedi. Dedi diyecek yani. Ay öldüm ya. Ne oldu? Abi yani işte bir kere bir zincir attı. Onu da Zehra yaptı yani. Zinciri kıza mı taktırdın? Evet. Beceremedim ki ben. Olmadı. Sen de taktın? Ben öyle işte. Hiçbir şey olmadı yani. Yok. Allah senin belanı verme. Oğlum ben sana ne dediğim? Ne dediğim? Elden başka gerisi piskinete binmek gibi dedim. Öp öp yürü git bir şey derse o zaman söylerdim başka bir şey. Gelemedik ki biz oralara gelemedik ki abi ya. Of. Bak arkadaş ya. Bak arkadaş ya. Hem yalan söylettiriyorsun benim gibi. Yani muhafazakar bir insana yalan söylettiriyorsun. Yani hem de bir iş yapamıyorsun. Kusura bakma Rıdvan. Sündüz buna biraz erkeklik öğret. Hemen. Aferin. Bir dakika montumu çıkart. Bir daha tüküreceğim. Çıkart. Terbiyesiz. Bir şans daha versin. Ver biraz su ver de ağzıma geçeyim. Ya tamam tamam. Atarım bak. Tamam, terbiyesizlik tamam. Yapma. Tamam mı? Otur tamam. Yerine. Tamam. Zehra bacım. Bundan sonra dünya hayret bacımsın ona göre. Asılan masılan bu postanede biri sana laf ederse hemen anında yanındayım. Haberin olsun. Yok. Bak bak. Yok bak. Erman. Erman. Bak bu da güzelmiş. Tamamı deniz gören odalarda 7 gece 8 gün tam pansiyon. Alles inclusive. Erman. Muz da var. Baksana insanlar muzun üstünde ne kadar mutlular. Yaşam güvenciyle dolular. Doğru söylüyorsun abiye. Muzsuz bir tatil olur mu ya? Ben muza binmeden kesinlikle gitmem yani. Kesinlikle. Kişi başı ne kadar yazıyor? Bak Erman. Kişi başı bir gecelik 199 TL.
199 TL, iki kişi başı 199 çarpı ne yapıyor? 199 TL. Kenan doğru olabilir mi? Ne? Yok, olamaz tabii. Çünkü bir tanesi asal sayı, bir tanesi insan. Ay, benim de kafam karıştı birden. Halbuki ilkokulda öğretmenimiz öğretmişti. Elma ile armut beraber toplanmaz diye. Bak, bir de derler ki okulda öğrendiğiniz bilgiler gerçek hayatta ne kadar işinize yarar. Bak, görüyor musun? Bunu bildiğim için ben okuldaki bilgiyi hafsalamda tuttuğum için şu an ne kadar işime yaradı. Asal sayılan insanı toplamadım Erman. Çok güzel abiyeciğim. Müsaade eder misin? Bir hesap yapmaya çalışıyorum özürüne sığınarak. Tabii. Kafamı kurcalıyorsun çünkü ondan sonra kafam dağılıyor. Şimdi 200'den 200 eder 400. 2'yi çıkardım mı 400'den ne eder? Şu an sen ne yapıyorsun? 200'den 400'den çıkarsa ne eder? Hesap yapıyorum. 200'den 400'ü mü çıkarıyorsun? Yok kızım. 2 tane 200 eder 400. 1798 Erman. Yok. 2 çıkar diyorum. Semir'i dinlemiyor musun ya? 398. 398, 398 çarpı. Tamam, 398. Ben de onu diyecektim. Hı. Ben kara kökünü aldım da ondan biraz rakam büyük çıktı. Bana ne kara kökünden, mara kökünden? Ne diyorsun? Ben anlamıyorum ki senin dediğini. Ya abiciğim bak, şimdi ben senin ile 7 gün 7 gece gittiğim zaman, değil mi? 7 gün 7 geceye bakıyoruz. 7 gün 8 gece Erman. 7 gün 8 geceye gittiğim zaman günlüğü 398'e denk gelmiş oluyor. Hı hı. 398 çarpı 7 ile 8 ne yapıyor? 398 çarpı 7 ile 8. 398 çarpı... Onun kara kökünü alsam... Oho, 2500 lira yapıyor abim. Ben yani şimdi ben nasıl çıkaracağım bu parayı ya? Erman, ben de 2500 diyecektim. Bak, tam diyecektim, sen dedin. Böylece ikimiz de bütün çarpmalarımızın normal salgılamasını yapmış olduk. Kızım sen manyak mısın? 2500 liradan bahsediyorsun kızım. Kızım bizim kaç aylık yiyeceğimiz... biz tatilden geldikten sonra ne yiyip ne içeceğiz? Tatil anılarımızı mı yiyeceğiz? Erman kredi kartına 10 taksit yapıyormuş. 10 ay nedir Erman? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider. Olmaz abiyeciğim, sen anlamıyor musun laftan ya? Niye beni gece gece sinirlendiriyorsun ya? Ben nasıl harcayayım 2500 lirayı ya? Ben nasıl harcayayım söyle bana ya? Tövbe yarabbi ya. Ben önce evimin temel ihtiyaçlarını gidermek isterim o parayla. Ben bir devlet memuruyum abiyeciğim. O parayı çok zor şartlarda kazanıyorum yani. 2500 lira diyor ya. Bu ne demek biliyor musun benim için? Gangren olurum ben ya. Bir daha bakalım şu kaçtı. Az yıldızlıya bakalım. O ne 50 tane yıldıza ne bakıyorsun ya? Az yıldızlı olsun. Gideriz. Kampingimizi kurarız hayatım oraya. Küçük yıldızlı. Daha güzel bir tatil bilgisi olur. Ben sana orada cızbız kitli yaparım. Baktın olmadı. Sabahlara kalkarız, kavundan karpuzumuzu keseriz, peynirimizi, zeytinimizi alırız. Çok güzel bir tatil sunarım sana. Sen niye bu kadar güvenmiyorsun? Bana güven bir tanem. Al sana mister gibi denize sıfır tatil işte. Daha ne istiyorsun? Sen bilirsin Erman. İyi geceler. Bak ya. Önce adam kostümünü mındar ettin ya. Yeter be. Yeter. Allah razı olsun. Yeter. Bak, ağa da yırtıldı. Bak, hareket ettirdin, ağını da yırttırdın ya. Yarın teslimatı var bunun. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver.